maskeleri unutmuşuz. Bir sürü şey hazırladım. Maskeler de bak elimde kaldı. Bunları içine sokuyoruz. Onları diğer çantaya alırız. Evet, bu kadar hazırlığın nedeni bugün Halki'deki plajlarını gezeceğiz. Bizim bulunduğumuz yer Mitali Camping'in plajı zaten çok güzel ama çevrede çok daha güzel, yani çok daha güzel demeyeyim de daha güzel, yok yine olmadı. Güzel plajlar başka var. Başka güzel plajlar da var. Bir oraları gezelim, görelim istiyoruz buraya kadar gelmişken. Mesafe olarak da hani birbirlerine yakın yerler ama bizim bulunduğumuz konumdan böyle birazcık mesafe gitmek lazım. O yüzden biraz hazırlıklıyız. Çünkü hazır gitmişken niye birkaç tane plajı görmeyelim? Evet, plajlar birbirine böyle yakın mesafe, yani bir noktadan sonra gittikten sonra birbirine yakın mesafede devam ediyor. Bugün biz böyle adanın etrafında tam bir tur atmayı planlıyoruz. O yüzden fazla hazırlıklıyız. O zaman gidelim, gezelim, görelim. Sendeyiz. Evet, ilk durağımız Cardi Beach'e geldik. Cardi Beach deyince akla şey geliyor. Cardi B var ya bir tane şarkıcı. Kim? Amerikalı zenci. Cardi B diye bir rapçi var ya. Yok. Koyarım ben görse. Ne yapacaksın belki gösterini koyayım. Belki o da Cardi B gibi. Neyse. Dağıtayım konu, dağıtma konuyu. Cardi Beach'e geldik. Burası Nikiti'ye de yakın. Çok uzak bir mesafede değil. Gelmeden önce birkaç tane aracınızı park edebileceğiniz yerler var. Yürüme mesafesine ulaşabiliyorsunuz. Deniz yani şeye kadar, limana kadar, plaja kadar arabayla girmeye çalışmayın. Çok erken saatte gelmiyorsanız. Çok yollar dar yani. Yollar dar çünkü. Çok da fazla araba var. Sıkışırsınız. Gerek yok. Daha böyle arkaya bırakırsanız çok kısa bir yürüme mesafesi zaten. Hem orası da ağaçlık, böyle aracınız gölgede kalır. Evet. Şimdi burada çocuklarla falan çok fazla var. Bir de ormanlık alan olduğu için normalde bir beach, yani bir işletme gibi bir şey yok. İşte şurada herkes kendi şey, yani şeyde çok fazla var zaten. Yunanistan'da çok fazla böyle hani şemsiyesini, şezlongunu alan gelen insan var. Ağaçların altına doğru gölgelik kendileri yapıyorlar. Yani doğal bir gölgelik de var. Oradan faydalanabilirsiniz. Onun dışında yeme içme için hani sığ bir yer değil. Birkaç tane restoran vesaire bir şey var. Oralarda bir şeyler yiyip içebilirsiniz ama işte dediğim gibi bir şey, beach işletmesi bir işletme yok. O kadar yani. Ya onun bu arada şeyde bütün hepsinde benzer şeyleri büyük bir ihtimalle söyleyeceğiz ama Yunanistan'a gelirken kendi şemsiyenizi, sandalyenizi getirin. Yoksa bile hani böyle bir imkanınız. Geldiğiniz zaman bir jumbo'ya uğrayıp alın çünkü hani her yerde denize girebildiğiniz için girip evet, sıkıntı yaşamayacağınız için yanınızda bulunması faydalı. İstediğiniz her yerde girebilirsiniz. Bir ihtiyaç bu burada ya. Herkes zaten şemsiyesi ve şezlonguyla dolaşıyor. Yani onlar bir bütün gibiler buralarda. O yani, zaman burayı şöyle diyebiliyor muyuz? Görsel olarak güzel bir yer. Kum da var, taşlık yer de var. Hani böyle aile olmayan daha genç arkadaşlar falan böyle daha taşlıklara gitmişler, oradan giriyorlar. Daha böyle aileler kumların olduğu yerdeler. Sığ bir liman. Büyük bir ihtimal neredeyse bütün rüzgar yönlerinde dahi sığ kalacaktır. Çünkü limanın içinde, koyun içinde bir koy olduğu için çok durgun bir yer. Şu andaki aslında şu an bir rüzgar da var ince ince de. Beni böyle çekeyim. Seni öyle çekeyim. Yani özellikle çocukla aileyseniz, hani şeyse imkanınız yerinizde taşıyabileceğiniz portatifseniz burayı öneririz. Güzel bir yer. Güzel. Çocukla aile için suda çocuklu ufak çocukla ne eğlenceli. Bıcı bıcı oynarlar. Ki yani etrafta da ben görüyorum sizi kameraya büyük bir ihtimalle yansımıyordur. Yansımasa zaten istemiyorum. Etrafta bir sürü minik minik velet var ortalıkta koşturuyor. Evet. Yani çok fazla insanları çekmiyoruz. Rahatsız olmasın zaten kimse. Gerek de yok öyle bir şey. Böyle dar alandan görüntüler. O zaman şimdi bir sonraki durağa. İkinci durağımız Cardi Beach'e geldik. Cardi Beach Amenities'in birazcık ilerisine, çok kısa bir mesafede geldik buraya. Burası öncelikle aile için kesinlikle uygun bir yer değil. Çocuklu aileler için uygun. Yani aileden kastım yani çocuklu aileler aile için kesinlikle uygun bir yer değil. Bayağı kayalıklardan ve o kayalıklardan oluşuyor ve küçük bir plaj aslında. Kafa dinleme yeri de değil bu arada. Değil. Yüksek sesle müzik de var. Belki hani müsaitim buralara kesecek birazcık. Dolayısıyla hani
bunu bilerek gelmek lazım. Kayalıklar var, çok küçük. Herkes bulduğu o küçük noktalara işte şemsiyelerini falan koymuş. Hani ufak bir de böyle bir şey var. Yeme içme için bar, kafet, bar tarzı bir yer var. Ufak atıştırmalıklar vesaire gibi şeyler de var. Geliş yolu kolay değil. Su yok, tuvalet plajdan belki bir 100 metre yukarıda portatif tuvaletler var. Evet. Şeyin uyarısını vereceğim. Büyük bir ihtimalle burası Park Fortnite'da kamp yeri olarak gözüküyor olabilir. Çekme karavanla sakın gelmeyin bu yola. Dağıtırsınız karavanı. Mahvolursunuz yani. Çile çekersiniz. Ama deniz mükemmel. Ben bir daha gelsem kesin uğrarım. Yani bizim gibi insanlar için uygun. Çocuklu aileler için çok uygun değil. Ya da çocuğunuz bir tarzansa getirebilirsiniz. Gibi. Ama deniz gerçekten herhalde şu bölgede gördüğümüz en güzel deniz olabilir. En güzel bir tanesi. Ben çok beğendim. O zaman şimdi buradan atlıyoruz. Orange Beach'e doğru gidiyoruz. O da birkaç kilometre ötemizde. Evet. Muhtemelen benzer bir deniz göreceğimizi düşünüyorum. Olabilir. Hadi o zaman. Devam. Evet, şimdi Orange Beach'teyiz. Bu arada az önce Hüseyin zaten düzeltmiştir ama yolda aklımıza geldi, ben de söyleyeyim. Bir önceki beach, Cardi Beach dedim. Cardi Beach değildi, Paradise Beach'ti. Evet, oradan şimdi buraya geldik. Birbirine çok yakın mesafede gerçekten ve çok benzer yapıda. Yine taşlık, böyle bir beach işletmesinden falan bahsedemeyiz. Çocuklu aileler için çok uygun değil ama yine burada daha fazla çocuklu aile var bu arada. Burası diğer tarafa göre kıyaslarsak çocuklu aile dostu bile sayılabilir. Biraz daha geniş kayalıklar falan var çünkü. Bir de burası iki kısma ayrılıyor. Bir tarafta daha böyle şemsiyelerin falan daha rahat koyulabileceği bir alan. Bir taraf daha böyle taşlı falan bir alan. Böyle geniş bir, yani genişçe. Hani çok daha geniş beachler gördük de nispeten geniş bir beach. Taşlık derken burada ayağa batan, kesen vesaire taşlar değil. Oval oval üzerinde bastığınız zaman mutlu eden taşlardan. Hatta insanlar üzerinde yatıyorlar falan yani. Bir öyle. De buraya gelince fark ettiğimiz bir nokta var. Burası tabelalar var. Çıplaklar plajıymış ama şu an hani hiç öyle bir şey yok. Gördükleri herhalde. Aslında yani plajın bir kısmından sonra, ağaçlar falan çok var bu arada. Bir kısmından sonra çıplaklar plajı olarak ayrıca bir nokta varmış önceden muhtemelen ama artık orası kalkmış. Şöyle bir alan yok. Yani herkes yiğilik. Yani korkmayın girince. Ben çünkü bir çekinme anam dedim, çıplaklar plajım dedim. Değil. O zaman bir sonraki. Burayı da sevdim. Tamam. Burayı da sevdim. Gerçekten deniz çok güzel. Balıklar, kayalar, böyle gidiyorsun. İşte başka bir kayaya çıkıyorsun. Orada hani bir nefes alabiliyorsun falan filan. Denizin altı çok güzel. Sevdim. Bilgi. O zaman devam ediyor muyuz? Evet, devam ediyoruz. Çünkü biz bugün adanın etrafını şöyle bir tur atıyoruz. Evet. Ada mı? Ada diyebilir miyiz ona? Belki bir kere aslında yani Yarımada. Yarımada. Evet, doğru. Yani ada olacakken yarımada olmuş bir ada hatta ucunlar. Yani. O zaman haydi gidiyoruz. Devam ediyoruz. Bir sonraki beach'e giderken aslında Sarti'yi gördük, dedik biz Sarti'ye uğrayalım. Sarti neresidir? Bu Sonya bölgesinde birkaç tane büyük yer var. İşte Nikiti, Sarti. Ne demiştim ya, bir tane daha vardı. Nikiti, Sarti. Neo Marmara. Neo Marmara. Gibi böyle birkaç tane büyük bölge var. Sarti hemen yolumuzun üzerindeydi, bir uğrayalım dedik. Burada da konaklayan çok fazla insan oluyor. Burada konaklıyorsanız şayet upuzun bir kumsalı var. Sonsuz gibi, baksana bitmiyor. Yani epey uzun gerçekten. Hani burada da denize girebilirsiniz. Hani diğer yerler gibi ultra berrak vesaire değil. Şu an belki dalgadan dolayı da olabilir. Kesin bir şey söylemek mümkün değil şu an için. Burası biraz açık deniz olarak kaldığı için buranın dalgalı olması normal açıkçası. Ya bir de şunu da biliyoruz. Rüzgarın yönüne doğru gerçekten deniz çok değişiyor. Bugün
şu an şu saatte böyle ama başka bir gün başka bir saatte rüzgarın yönü değişeceği zaman daha farklı olabilir. O yüzden hani bu sanki görüntüyü baz almayın. Bunlar, buraların çoğu zaten mavi bayraklı deniz. Hani denizin temizliğinden şüpheniz olmasın. Dediğim gibi eğer burada konaklıyorsanız, mesafeler birbirine çok fazla çünkü. Burada konaklarsınız, denize girersiniz, mis gibi tatilinizi yaparsınız, keyfinize bakarsınız. Evet. Bence. Yani burayı da böyle bir gösterelim istedik, aklınızda bulunsun. Plaj videosu gibi aslında gözükürken aslında buraya gelmeniz biraz şey gibi olabilir ama burası da gerçekten kumsal kumsal, plaj bir yer yani. Ya bir değerlendirilebilir. Şöyle, hem merkezi bir yer olduğu için çok fazla işletme var. Yeme, içme, duş, tuvalet, şemsiye, şezlong, yani alabildiğine. Ya tabii sınırsız burası yani işte bir yerde atıyorum şezlong, şemsiye 25 euroya yer varken burada atıyorum. Yan tarafta ücretsiz olanı da var yani. Burası bu konuda her ihtiyacınız olan şeyi bulabileceğiniz bir yer. Akıllarda olsun. Biz şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Kaçıncı durağımız oldu? Bilemedik. 3-4. Aralarda biz birkaç yere daha uğradık. Şu an Climataria Beach'teyiz. Doğru mu söyledim? Bilmiyorum. Climataria Beach. Çok da zorlamıyorum. Nasıl olsa şu an yazıyor ekranda. Bir daha söylüyorum. Söyleyemiyorum. Climataria Beach'teyiz. Keşke söylesen de birkaç kere daha söylemiş olsan. Climatinyu. Söyleyemediğim için inat ediyorum. Aslında söylemesi zor bir şey değil. Climataria Beach. Bak. Söyleyebildim. Evet. Oradayız. Artık saat böyle birazcık akşam vakti oldu. O yüzden birazcık sakin ama normal zamanda yoğun beachlerden bir tanesi burası. Hani sabah yani erken gelirseniz yer bulabileceğiniz yerlerden ama şöyle kumsal bir plaj var. O yüzden çocuklu aileler için uygun. Onun dışında böyle birkaç tane işletme var. Yeme içme, duş buralarda var. İnsani 4 tane haklar. İşletme varmış. Şu an görebiliyorum. Aa geri gidiyorum. Ne izlenme alırdık ya. İzlenme diyor. O yüzden hani birkaç tane böyle yer olduğu için şeyi de mümkün. Su, tuvalet, duş, tuvalet vesaire hani bunlar var. Bunları bilerek burayı tercih edebilirsiniz. Onun dışında böyle yine kayalık alanlar da var. Bu kayalık alanları ben şu yüzden seviyorum. Balıklar çok oluyor böyle yerlerde. Böyle bunların kenarlarına doğru geldiğinizde falan şnorkelle güzel denizaltı canlılarını görebilirsiniz. Denizde çok hızlı derinleşmiyor. Şuradan çocuklar da ailelerden görüyorum yani. Hani daha ılıman. Koy içinde kalıyor. Kendi bir koyun içinde kaldığı için çoğunlukla rüzgar almayacağı için denizde sakin oluyor. Sakin. Baksana şu saatte ne kadar güzel ya. Evet şu an çarşaf çok... Çarşaf gibi. Oo merhaba. Şeyde Burhaniye'de yaşayan emekli Asubay teyze. Evet. Ben burayı da sevdim bu arada. Burası güzel. Da güzel ya. Burası bizim bulunduğumuz ortadaki yarım adanın artık en uç noktası. Şimdi artık buradan sonra geriye doğru dönüş yapacağız. Yani daha doğrusu diğer tarafından dönüş yapacağız. Neo Marmaris üzerinden falan geçeceğiz. Ve oradan da artık kamp alanına geçeceğiz. Buranın şimdi çeker miyiz çekmez miyiz bilmiyorum ama buranın çok yakınında da yine buraya benzer bir Tiganya Beach mi? Öyle bir şey var bu arada. Hani orası da daha çok bu Halkidiki'ye gelip işte plajları öneren insanların gittiği yerlerden bir tanesi. Aklınızda olsun. Biz gider miyiz, gitmez miyiz? Şu anda gerçekten çok emin değilim. Yakın bir yer. Ya cebinize koyun. Bu arada koyun. 4 tane 5 tane yer göstermiş olabiliriz ama geldiğimiz yol boyunca böyle birkaç kilometrede bir sürekli küçük yerler var. Evet. Tonya. Titonya'ya geldiğiniz zaman onun hemen yan tarafındaki başka bir plaj hani benzer olacaktır ya. Birbirleri yakın plajlar birbirleri benzer halinde oluyor. Saati'den gelirken zaten hemen buranın bir öncesinde Limanaki mi öyle bir yer daha vardı. Hani orası da buranın Bura hemen gibi. Benzer bir yeri. Orada durmadık. Direkt böyle görüp geçtik yani. Aklınızda olsun böyle bir hat çizebilirsiniz. Bir gün oraya bir gün buraya gidebilirsiniz. Gibi. O zaman bu defteri kapatıyoruz mu?
Go. Go dedik ve bitirdik. Evet, şimdi neredeyiz? Çok yüksek sesle konuşamam. Öncelikle onu bir söyleyeyim. Bir bağ evindeyiz, bir şarap evindeyiz. Ve burası Yunanistan'ın organik tarım yapan en büyük şarap evi diyebiliriz. Avrupa'da da iki tane varmış. Yani Avrupa'da ikinci, Yunanistan'da birinci. Adı Porto Carras. Domain Porto Carras. Geldiğinizde uğrayabilirsiniz. Burada hem tadım yapabiliyorsunuz, hem oturup bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Hem aynı zamanda bir tur var içeride, böyle üretimi görebileceğiniz vesaire, öyle bir tura da katılabilirsiniz. Bizim vaktimiz sınırlı olduğu için o tura çok katılamadık. Biraz da saatini de kaçırdık diyelim. Evet. Şu an saat 7. Siz onu hani şey yapabilirsiniz, böyle göz önünde bulundurabilirsiniz. Hani şaraptan hoşlanıyorsanız, böyle bir kültürü edinmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Ya aslında şöyle bir şey var. Yani hoşlanıp hoşlanmamaktan ziyade, eğer hani özel bir hassasiyetiniz yoksa buraya geldiğiniz zaman gelin yani. Çünkü burası hani önemli bir yer. Yani sadece burası için hani değil, Avrupa için de çok önemli bir yer olduğu için ve çok büyük bir yer olduğu için. Ve gelirken biz zaten gördük, şeyden gelirken yani o adanın etrafına dönerken gördük. Ertesi gün direkt buraya geldik. Hemen internette araştırdık. Aa dedik, burada böyle bir yer varmış. Öncesinde bilmiyorduk mesela böyle bir yer olduğunu. Gelirken zaten üzüm bağlarını görerek geliyorsunuz. Burası böyle bir orman içerisinde falan bir yer. Güzel, dışarıda çok güzel bir bahçesi falan da var. Fiyatlardan bahsedecek olursak şey değil. Fiyatlardan hani 3 aşağı 5 yukarı bahsetmek gerekiyor. Çünkü değişkenlik gösterebilir yani sonuçta bunlar dönemde. Sadece hani tadımlar böyle 1,5-2 euro gibi. Hı. Böyle bir kadeh. Yani küçük diyorlar ama bayağı dolu. Tabii ya, bir kadeh. Peki tadım kadehleri gibi değil gerçekten yani. Çok daha fazlası. Bir kadeh diyebiliriz. Üçlü hani, tadım menüsü de 8'den 30... 8-9 euro. 8-9 liraya gidiyor, devam ediyor. Fiyatlar uygun açıkçası. Gelip orada hani bir şey, bizde şöyle bir şey var ya, şarap evine gidiyorsun ya da böyle şarap satın alacağınız yere gidiyorsun, denemeden almak zorundasın. Çünkü bizde şarap tadımı yasak. Eğer bir restoran şey yoksa, neyse ruhsatı yoksa, alkol ruhsatı yoksa yasak. Tadım yaptıramıyor maalesef. Yani buralarda çok öyle sıkıntılar yok. Dolayısıyla tadım yapabilirsiniz, beğendiğinizi alabilirsiniz gibi. Her şeyden öte farklı bir etkinlik yapıp farklı bir yerde farklı bir şekilde zaman geçirebilirsiniz. Bir de şu özellikler de var bence, eğer yine bu çeşitlilikten hoşlanıyorsan, sadece burada yetişen üzümler, buradan dünyaya yayılan üzümler vesaire gibi farklı üzümleri tadabilirsiniz. Evet. Aslında. Mesela neydi o benim ya, baktım yani, Malaga. Sadece Cabernet Sauvignon değil yani. Ya da tabii, başka tabii. Beyaz bir üzümden bahsetmiyorum. Yani mesela Malagusa diye bir tane üzüm varmış. Bütün bu ilk burada Yunanistan'da burada yetişmiş ve buradan Yunanistan'da Malagusa üzümüyle bir şarap içiyorsanız, nasıl okunduğunu bilmiyorum. Üzümü buradan geliyormuş yani. Burası da bu kadarcık. Böyle kısa bir gidip geçelim istedik. Geldiyseniz eğer ilginiz varsa uğrayabilirsiniz. En azından bir bakın, ormanı falan çok güzel. Farklı bir etkinlik olur. Evet. Estonya'ya geldiğinizde, yani Halkidiki'nin ikinci bacağına geldiğinizde yapmanız gereken, gezmeniz gereken yerlerden bir tanesi de bu yani, ve güzel gün batımı izleyebileceğiniz yerlerden bir tanesi olan Paul. Burası Paul'un aslında tavernası. Burası Paul'un tavernası da, şeyin adı da, bölgenin adı da Partenopoli. Öyle bir şey. Onu ben de çok söyleyemiyorum. Yazalım buraya. Siz de... Şurayı mı yazayım? Ama oraya değil de şurayı yazsam daha güzel olacak gibi. Şimdi yol bir defa bayağı bir ağaçların arasından, dar yollardan gidiyorsunuz. En sonunda gerçekten şöyle güzel bir tepeye ulaşıyorsunuz. Manzara şahane. Tam da tepede böyle Paul'un tavernası var. Bayağı büyük bir yer bu arada. Böyle hem kafe bistro tarzında hem yemek yiyebileceğiniz şekilde farklı farklı alanlar var. Bir aşağı katı var, yukarısı var, işte arka tarafı var. Bir küçük sipariş arasından sonra. Evet.
ne diyorduk? Ha, Paul'un tavernası. İşte böyle hem bir şeyler yiyip içebileceğiniz bir alan. Gayet güzel. Burada otursunuz, keyifle gün batımını izlersiniz. Böyle bir yandan çayınızı, kahvenizi ya da işte içkinizi yudumlarsınız ya da bir şeyler yersiniz falan. Bence geldiğiniz zaman mutlaka uğrayın buraya. Benim bir küçük önerim var. Buraya gelirken eğer aracınızın altı yüksek değilse ve dört çeker bir aracınız yoksa navigasyonun verdiği yolu direkt kullanmayın. Köyün içinden geçin çünkü son noktadaki bizim çıktığımız yerden normal bir binek araçla çıkamazsınız. Evet, orası birazcık şeydi böyle. Bulgar abi böyle yaparken dedi çıkınca biz oradan çıkıyoruz. Kalacak mı acaba diye. O zaman biz sizi gün batımı manzarası, gün batım manzarası olmaz ya, ne olur? Niye? Gün batımı manzarasıyla baş başa bırakalım. Biz de o sırada kahvemizi içelim. Evet. Şimdi burada Halkidiki'de en çok tavsiye edilen yerlerden bir tanesi Panos Restoran. Yani Panos Fish Restoran olarak da geçiyor. Panos Restoran olarak da geçiyor. Orayı ziyaret edelim dedik. Bu arada burada çok fazla zaten taverna, fish restoran vesaire var ama buranın yorumları çok çok fazla gerçekten. Yani merak edip geldik. Gelmeden önce porsiyonların çok büyük olduğu yazıyordu. Gelmeden önce kendimi de ayarladım. Yarım porsiyon istemeyi düşünmüştüm. Unuttum. Hakikaten şöyle bir porsiyonları çeker misin? Yani şu... Bu bir kişilik bir yemek değil ama yani. Aynen yani. Salata. Tarama. Yunanistan'da zaten şeye alışkınız. Porsiyonların büyük olmasına büyük. Alışkınız ama bu bir tık fazla yani. Burası evet. Bir tık fazla yani. Yani buraya geliyorsanız aklınızda olsun. Porsiyonlar gerçekten çok çok daha fazla. Kalabalık gelebilirsiniz, az söyleyebilirsiniz gibi. Yani bir çözüm bulun. Biz şu anda ilk defa ne yapacağımızı düşünerekten yemeğe bakıyoruz ki daha gelecek bir tabağımız daha var. Ve şunun bir tadına hemen bir bakayım. Kanlı canlı. Di 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 di. Di 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 di. TRT kalamar çıkaras. Is here. Yes. Thank you. Thank you. Welcome. Ben bunu bitiririm. Akşam da mide fesatı geçiririm. Bak sana öyle söylüyorum. Hadi o zaman biz yemeğimize geçelim. Not edin. Yani şu gelenlerin hepsinin tadına bak, çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Yediğin önünde, yemediğin ardında tam olarak burası için geçerli bir alan olmuş oluyor. Vallahi bak, yiyemediğimizde paket yapmamız çünkü hiç yiyemedik. Yani bütün tabak olduğunca duruyordu. Çünkü porsiyonlar yani gereğinden fazla büyüktü. Bak, günden porsiyon zaten büyük, burası ekstra büyük. Yemenin imkanı yok. İki kişi hiç yani sıfır. Buranın güzelliklerinden bir tanesi, gerçi birçok Yunan restoranında var ama burada biraz daha hani şova kalktıkları için söyleyelim. Burada bir de yemekten sonra şöyle bir tat ikramı var. Şöyle, normalde genelde hatta bir restorandan kalktığında sana bir tat ikram ediyorlar zaten Yunanistan'da. Burada çeşit olarak fazlaca şova kalktıklarını ifade ediyor diye düşünüyorum ki senin Kemal. Yani, normalde de bu arada 3 çeşit yapıyorlardı. 3 çeşit tatlı ikram ediyorlar. 3. çeşit kalmamış. O yüzden 2 çeşit tatlı. Dedi olmaz. Ya ben eğer böyle olacaksa bak bir daha gelmem. Şımarık Türk müşterisi. O zaman hesabı bakalım bir de ne kadar gelecek. Senin tahminin nedir hesapla ilgili? Yani çok abartıdan kastım şey değil bu arada. Hani herkesin bütçesine göre değişir de yediğimize göre işte 70-80 euro civarında bir şey gelmesi gerekiyor. Ama yediğimiz zaten şeyler bu arada şey hani yani niş biraz hani buranın özel
ben işte o deniz mahsullü şeye benzer, payaneye benzer bir şey diyeyim yani. Onu yedik. Ondan sonra işte kalamar söyledik falan filan. Hani iki tane uzun içtik. Bir de değil, iki. Derken hani siz kendiniz hani fiyatlar burada şey çok standartlı değil, standartlı bir tık üstünde çok değil. Değil. Ama bütün bunun yanında porsiyonlar çok büyük. Eğer kalabalık gelirseniz zaten bir hani bir şey söylediğinizde onu paylaşıp düşünebilirsiniz. Çünkü çok büyük. Şöyle diyebilir miyiz? Bizim bugünkü aslında yediğimiz şeyi 4 kişilik hesap olarak düşünebilir misin? Bak kesin, kesin, kesin. Bak evet. Bir daha söylüyorum. Bak yandaki insanları böyle şey yapıyorum, gözlemliyorum. Onlar da Türkiye'den gelmişler. Her tabakada, Çünkü o kadar büyük ki tabak. Bir salata söylüyorsun, normalde bizde onu duble bile değil. Yani duble duble diye söyleyebiliyorsun. Yani. Öyle bir salata geliyor, bir tane 5,5 euro. Ben keyfine tarator söyledim. Hani dedim ki ekmeğimin üzerine sürelim biraz tadımlık olsun diye. Şu an paket yaptırdık, Türkiye'ye dönecek. Çoğu duruyordu. Yani gönlüm el vermedi. Ben onu çöpe attıramam. Kimse kusura bakmasın yani. Şimdi şey pilav desen yine öyle deniz mahsullü. Yani çöpe gidemez. Ben o yüzden siz bugün şimdi birazdan hesabı göreceksiniz. O hesabı 4 kişinin hesabı olarak düşün. Yani 2 kişinin olarak falan değil. O zaman evet, biz tatlımızı yiyelim. Evet, tatlımıza geçelim. Günahımın bedeli. Beklediğimiz gibi 70 ile 80 euro arasında bir şey bekliyorduk zaten. 75-40 geldi. Sürpriz hiçbir şey yok zaten. Her şey menüde yazdığı gibi. O kadar. Sadece buralarda bunu bilmeniz gereken bir şey. Daha önce konuşmamış olabilir. Ekmek burada ekstra parayla satılan bir şey. Evet. Yani bu işte... Yunanistan'da böyle. Hatta bazı Avrupa ülkelerinde de böyle. Her öyle. Yerde böyle değil de bazı Avrupa ülkelerinde de böyle. Bayasın öyle. Çoğunda öyle. Yani hani ama bu arada tekrar söylüyoruz. Bu hesabı siz iki kişi olarak değil en az üç kişi olarak düşünün. Hala burada bir ailenin yiyeceği yemekler var gerçekten tatlı. Zaten ikramda bu tatlıyı Türkiye'de ayrıca bu fiyata yani ekstra parayla yersin. Yani hakikaten öyle. Dediğimiz gibi iki tane uzun falan içtik. 75-40 biz şu an mide fesatı geçirmeden bir önceki noktadayız. Aşkım bunlar Yunanca çekiyorsun da. Euro rakam sonuçta şey universal bir şey. O zaman artık biz buradan kalkıp kampımıza gidelim. Bu durumda şey defterini de kapatıyoruz herhalde. Kapatmıyoruz. Hüseyin Kemal kapanışı sonraki bir videoya yapacakmış. Patron ne derse o. Selanik'e geldik. Arabamızı Beyaz şehir merkezinin orada bir yere park ettik. O park detaylarını Hüseyin çekip zaten size gösterecek ama QR kodlar var. Okutuyorsunuz. Saatine göre seçiyorsunuz. Mobil ödemeyi yapıyorsunuz.